Cami üstüne cami yapılacağına, okullar yapılsa, gençler için iş alanları geliştirilse daha iyi değil mi? Kayseri'nin biraz daha temiz olmasını isterdim. Türkiye'nin her yerinden Kayseri'miz iyi. Havası suyu yeter. İnsanları yobaz. Kayseri tarihi ve doğasıyla birlikte vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Kayseri'de ne olmasını istediklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Valla Kayseri'de öncelikle insanlığın olmasını isterdim. İnsanlık olsun, gerisi zaten kolay. Şimdi halkımız zaten, bizim Kayseri halkımız özellikle kazıklamaya meyilli biraz daha, halk diliyle konuşursak. Yani ne bileyim, esnafımız olsun, insanımız olsun, her yönden ya saygı yok öncelikle. Hiçbir şekilde saygı yok. İnsanlık hiçbir şekilde yok. Yani Kayseri kendini geliştiriyor diyorlar ama binayla bir şehrin geliştiği veya bir ülkenin geliştiği gözükmemiştir. Yani bu kadar kuzen, ne diyeyim. Kayseri olarak düşünmeyelim de normalde Türkiye genelinde önce hepimizin bir insan olması gerekiyor. Yani insanların birbirlerine yardımlaşma ve dayanışma içinde olması gerekiyor. Ve şimdiki durumumuzda insanlarımız hep okuyor ama gençlerimizin birçoğu işsiz. Yani üniversite mezunu, işsizler ordusu bir ülkesi haline geliyoruz. Yani bu nedenle insanların bunlara dikkat etmesi, yeni iş olanaklarının açılan bir yer olmasını tercih ederim yani gençlerimiz için. Kayseri ne olsun isterdim? Kayseri'nin ortasından çok büyük bir ırmak geçsin isterdim. Kayseri'nin insanı artık her şeyi bırakıp birlik olsun, esnaf olsun, dürüst olsun, sağlam olsun, diğer şeyleri bir kenara bıraksınlar isterdim. Başka bir şey isterdiniz? Mesela Kayseri ne olsun? Kayseri'nin her tarafı yeşillik, ağaç olsun, yürüme alanları olsun, koşu alanları olsun, çok güzel piknik alanları olsun, şelaleler, sular olsun, şarıl şarıl aksın. Kayseri'de insanların lüks, şaşalı yaşamlarından dolayı doğal alanlarımız katlediliyor. Mesela örneğin ormanlarımız çoğalsın. Ormanlar çoğaldığı zaman börtü, böcek, yani doğal yaşam da çoğalıyor. Yani bu dünya sadece bizim dünyamız değil yani. Güvercinlerin burada, atların, kuşların, yani canlı yaşamın, hepimizin dünyası. Yani burada insanlar kendi ihtiyaçlarından dolayı, kendi yaşamlarından dolayı sadece bütün doğal alanları katlediyoruz. Yani bunları yapmayalım. Bence orman iyi yani. Ormanların çoğaltılması bence güzeldir yani. Orman olsun Kayseri'de. Kırsal alan yani sonuçta. İnsanlar buna destek verirse tabii ki yani insanların barışamayacağı bir şey yok. Yani ormanlıklara ağırlık verelim bence. Bunun dışında zaten ormanlıklarımız olursa her şeyimiz olur ya. Ben Kayseri'de daha çok parkların, böyle bahçelerin, insanların hem gençlerin hem de yaşlıların dolaşabileceği, gezebileceği, mutlu olabileceği alanların olmasını çok isterdim. Kayseri'de daha çok yapılaşma oranı daha fazla, betonlaşma oranı daha fazla, evler çok daha fazla. Bunun yanı sıra park ve bahçeler bazı mahallelerde çok çok uzak yerlerde. Bu nedenle de insanlar oraya kadar da gitmiyor. Yakın mesafelerde, boşluk alanlarda park ve bahçelerin olmasını çok isterdim. Bir de ağaçlandırma olaraktan eksiz galiba Kayseri'de. Başka şehirlere göre biraz daha ağaçlandırma oran olarak eksiğiz. Ormanlaşmanın, ağaç dikmenin önemi halka şey yapılmalı, verilmeli. Daha çok yani bu alanlarda yani, biraz eksiğiz diye düşünüyorum. Ağacın yeşilliğin şeysi, halkı bilinçlendirilmeli artık, beton yığınları değil. Evet. Daha çok ağaçlar olmalı, kütüphaneler mesela. O güzel parklar yapılıp içine kütüphaneler yapılabilir. Parklarda sosyalleştirme fazlalaştırarak gençler olsun, biz yaştakiler olsun kütüphanelere girerek hep dinlenip okuyabiliriz. Bu şekilde sosyal faaliyetler olabilir. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela Kayseri'de diğer şehirlere göre diyorum, başka şehirlere göre. Hani ne kadar geniş evler, ne kadar böyle görkemli evler yapılırsa onlarla zenginleşildiğini sanıyor. Oysa sadece beton yığını bir şehir haline geldiğimizi sanıyorum ben, yani gördüğüm kadarıyla. Bunların yerine evlere kapanıp sadece ev bekçiliği yapacağımız yere, ev temizlik, doğa güzelliğini anlayaraktan
ne bileyim bu belediyelerin daha çok bu ağacı koruma, yeşili koruma, park ve bahçelerin yapılarak ve bunun içerisinde çeşitli faaliyetler verilerek gençler daha güzel alanlara itilebilir, daha güzel işler yapılabilir. Ben en çok Kayseri'de doğa ve yeşilliğin eksik olduğuna inanıyorum. Bu kadar 5 odalı, bilmem 200 kaç metre evler olacağını, ya sığabileceğimiz kadar, kullanabileceğimiz kadar evler olsa da artı üste kalan o paralarla okullar yapılsa, gençlere iş alanları açılsa, üniversiteler daha güzel geliştirilse, çocuklarımızın eğitimine daha çok önem verilse. Tamam, ben caminin yapılmasına karşı değilim. Ben inançlı bir insanım. Yani ibadetimi de yapan bir insanım. Fakat cami üstüne cami yapılacağına, okullar yapılsa, gençler için iş alanları geliştirilse daha iyi değil mi? Kayseri'nin biraz daha temiz olmasını isterdim. Yani. Yoksa Kayseri'nin bir eksikliği yok. Bence Kayseri tamamen güzel. Sizce Kayseri neden kirli olabilir? İnsanlarından. Yani bunu hayvanlar yapamayacağına göre bunu ancak insanlar yapar. Her insanın kendi elinde. Yani daha çok çöp bidonu olabilir. Yani insanlar değişmedikçe sıracısa. Mesela Kayseri'nin kendisi güzel. Kayseri güzel ama insanlarda sorun var diyorsunuz. Aynen. O kanattayım yani. Vallahi Kayseri'de hiçbir şeyimiz eksik değil. Kayseri çok iyi. Her şey tamam ama insanlar görgüsüz biraz. Yobaz. Biraz kibar olacak, medeni olacak. Teknoloji ilerliyor ama eski yobazlık devam ediyor Kayseri'de. Bunu isterim. Ben Avrupa'ya da gitmiş kadınım ha. Antalya'ya da gittim. İzmir'e de her yeri gördüm. Kayseri'nin insana kadar yobaz hiçbir yeri insan yok. Bu gerçek bir. Yoksa Kayseri'miz hiç her yerden güzel. Türkiye'nin her şeyin havası suyu yeter. İnşaatları da gelişiyor. Eski teknoloji de iyi ama biraz insanları yobaz. Görgüsüz kuzu. Bu düzelmesi lazım olacak. Medeni olacak. Neden? İşte yapılanın da Kayseri'nin insanın yapısı. Yapı. Değişmiyor yani. Fikirleri değişmiyor. Her şeyi öküz gibi affedersin. Bir kadın görsen yanına şuraya oturamaya korkuyorum ben. Neden? Kurt gibi bakıyorlar. Çıplaklara bakıyorlar. Deminden Hunator'dan bir geliyordum. Antalya'da bir kadın gelmiş. Böyle şort giymiş. Laf attılar laf. Lan hiçbir ananız bacınız yok. Vallahi ben şu 55 yaşındayım. Şöyle boş yerlere oturmaya korkuyorum. Niye de? Şöyle bakıyorlar o kız gibi. Medeni. Ağlan da oturur. Bacın da oturur oraya. İnsanları kötü kuzu. Yoksa dört dörtlük. Türkiye'nin her yerden Kayseri'miz iyi. Havası suyu yeter. İnsanları yobaz. Deniz olsun isterdim. Neden deniz olsun? Yani yanı yok. Serinlemek için. Olmaz mı? Yetmez mi? Peki başka ne eksik sizce Kayseri'de? Kayseri'de başka ne eksik? Valla her şey var ya. Yani sizce Kayseri deniz olsa dört dörtlük bir şehir? Tabii ki. Dört dörtlük bir şehir. Daha ne olacak?